Kıymetli arkadaşlar, İmam Gazali rahmetullahi aleyh İhya Ulumiddin'de şöyle bir şey anlatır. Firavun, Kur'an-ı Kerim'de haber verildiğine göre "Ene Rabbikümül Âlâ" yani "Ben sizin en yüce Rabbinizim" deyip rububiyetini ilan etmişti. İmam Gazali der ki, nefisperest pek çok insanlar var ki onlar da aynı şekilde Firavun'un söylemiş olduğu sözü aynen söylemek isterler. Niçin söylemezler? İmam Gazali diyor ki, Firavun'un elindeki imkanlar onların ellerinde olmadığı için onlar da bu sözü söylemek istedikleri halde ne yapamazlar? Söyleyemezler. Bazı mutasavvıflar da Kur'an-ı Kerim'de geçen Firavun ve nefsi, Firavun'la Musa Aleyhisselam'dan bahsederken şöyle bir benzetme yapıyorlar. İnsanın iç alemindeki nefis Firavun'a benzer, insanın iç alemindeki kalp ise Musa Aleyhisselam'a benzer. Nasıl dış alemde Musa Aleyhisselam'la Firavun arasında bir mücadele geçmiş ise, insanın iç aleminde de nefis ile kalp arasında böyle bir mücadele olmaktadır derler. Bakın günümüzde Allah'tan uzak, Allah'ı aklına getirmeyen, Allah'ın kendisine olan nimetlerini aklına getirmeyen, her türlü günaha giden, bilhassa eğer bir de zenginse, zenginliğin vermiş olduğu şımarıklıkla, imkanlarla her türlü günahlara giden insanlar adeta nefislerini de ne yapmış olurlar? Putlaştırmış olurlar. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç, insanın nefsini terbiye etme noktasına çok büyük bir ehemmiyete haizdir. Dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı üzere Firavun denizde boğulduğu sırada, boğulmakla yüz yüze kaldığı zaman hemen orada iman ettiğini söyledi. Ama işte ölüm anında bir iman olduğu için Allah onun bu imanını ne yapmadı? Kabul etmedi. Demek ki rububiyet dava eden insanlar bile zorluklarla karşılaştıkları zaman kendi acizliklerini, kendi fakirliklerini hissettikleri zaman Allah'ın rububiyetini tasdik ediyorlar, kabul ediyorlar. Ramazan ayında sabahtan akşama kadar aç olan insanlar açlıklarını hissettikleri zaman bu nimetlerin kimin tarafından gönderildiğini anladıkları zaman Allah'a ne kadar muhtaç olduklarını anlarlar, hissederler ve kendilerinin kul olduğunu, hakiki bir rububiyetlerinin olmadığını, her cihette Allah'ın kendilerine verdiği nimetlere muhtaç bir durumda olduklarını anlarlar ve nefisleri de bu cihetten terbiye olur. Mutasavvıflar az yeme, az içme, az uyumayı kendi böyle tarikatlerinde büyük bir esas kabul etmişler. Tarikata intisap eden şahısların nefislerini işte oruçla, az yemekle terbiye etmişler. Ramazan-ı Şerif'te Cenab-ı Hak bütün ümmeti Muhammed'i bir ay boyunca aç tutarak, onların nefsani arzulardan uzaklaşarak nefislerini terbiye etmesini böyle göstermektedir. Bu Ramazan bizim için de nefislerimizin terbiye olmasına vesile olsun inşallah.